Yeni bir videodan herkese selam. Uzun süredir birlikte değildik. Yaklaşık bir aydır falan video çekmiyorum. Çünkü böyle ruhen bedenen kendimi çok böyle... Yani sosyal medyadan da çok uzaklaşmıştım aslında. Instagram'dan, TikTok'tan vesaire. Ama artık böyle biraz mola verince kendimi hazır hissettiğimi fark ettim ve bomba gibi içeriklerle size geri döneyim dedim. Dolayısıyla da bugün böyle o heyecanla 2-3 tane video çekeyim falan diyorum ama asla çekmeyeceğim. Ondan da eminim. Belki Reels falan çekerim. Bugünkü konumuz, başlıktan da anlayacağınız üzere, ucuza makyaj çantası. 150 lira civarına makyaj çantamızı nasıl hazırlarız? Bu içeriği daha çok böyle makyaja yeni başlayanlar, hani makyaj yapmaya başlamayı düşünüp her şey çok pahalı diye kendini geri çekenler ya da hani ufak ufak başlayayım ama çok böyle kalite, yani kaliteli demeyelim de çok böyle profesyonel şeylere, nedir onun adı, malzemelere ihtiyacım yok diyenler için çekiyorum aslında. Ama bence bugün göstereceğim ürünlerin birçoğu hepinizin makyaj koleksiyonunda olması gereken ürünler gibi görünüyor. Bazılarını ilk defa deneyeceğiz burada ama bazılarını kullandığım ürünler. Dolayısıyla böyle. Fazla bu lafı uzatmayayım. Makyaj sırasında zaten uzun uzun içeriklerden bahsedeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle tırnaklarımın kusuruna bakmayın. Karantinada tırnaklarımı asla yaptıramadım. Ve onun yanı sıra randevu bulamadım 2 haftadır. Bu hafta gideceğim inşallah. Ben şöyle bir kutu hazırladım size. Bu kutuda daha çok, hepsi değil ama daha çok Beolis ürünlerinden bahsedeceğim size. Beolis'le tek marka makyaj videom vardı sizler için. Fakat bu... Dediğim gibi doların artmasıyla artık makyaj malzemesi alamamamızla beraber, yani her şeyin çok pahalı olmasıyla beraber Beolis markası aksine fiyatları hep uygun tutuyor. Ve bildiğim kadarıyla, yani çok çok iyi araştırmadım ama, vegan bir marka ve çok aşırı kimyasallar bulundurmayan bir marka. Yani ben mesela cilt ürünlerini kullandığımda cildimde herhangi bir yağlanma, sivilcelenme problemi yaşamıyorum. Ama tabii ki her cilt tipi birbirinden farklıdır. Buradakiler sadece benim cildimle alakalı verdiğim öneriler. Bunu göz önünde bulundurarak dinlerseniz videoyu sevinirim. Şimdi... Şöyle bir defter hazırladım ben. Size iki seçenekli bir şeyden bahsedeceğim. Dolayısıyla aslında 150 liraya hazırladım bu makyaj çantasını. Ama bir ürün var ki onu değiştirdim. Onu değiştirince 160 lira oluyor. Dolayısıyla yani 160 liralık olanı da tercih edebilirsiniz. 150 liralık olanı da. Hadi başlayalım. Evet, sizi biraz yakına aldım. Şimdi ilk öncelikle size bir makyaj bazından bahsedeceğim. Makyaj bazı makyaja yeni başlayanlar için bence vazgeçilmez olmalı. Neden derseniz. Şimdi evet, cildimizi nemlendiriyoruz. Kendi cilt bakım ürünlerimiz falan okey. Ama özellikle yaz aylarında cildimize sürdüğümüz ürünlerin cildimizde kalabilmesi için bir makyaj bazına ihtiyacımız var. Ben burada Beolis'in Glow It bazını kullanacağım. Bu da... 15 lira şu anki fiyatı. Ama yani illa benim kullandıklarımı kullanmak zorunda değilsiniz. Başka bazıları da var. İşte mat bitişliler var. Gözenek küçültücüler var. Benim Glow It diye kullandığım tamamen cilt parlatmaya yönelik bir baz. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bazların çoğunda zaten ilk sürdüğünüzde böyle yapış yapış bir his verir ki bu da fondöteni tutması içindir. Bunda da böyle hafif yapış yapış bir his var. Kokusu güzel. Böyle kötü bir kokusu yok. Ve cildinize çok hafif bir ışıltı katıyor. Burada görebileceğiniz üzere. Bir fondötenden bahsetmek istiyorum size. Fondötenim yine Beolis'in şu fondöteni. Ben de normal tüp içindeki fondötenleri de vardı. Bu fondöten, Love Me More fondöteni şu an indirimde 12 lira. Ki bence uzun bir sürede böyle gidecek. Koleksiyon ürünü bu. Ama diğer fondötenleri de 14 lira falandı yanlış hatırlamıyorsam. Bendeki Good Looking diye bir rengi. Bu fondöteni denedim günlük kullanımda. Şöyle söyleyeyim, aşırı kapatıcı değil. Sadece renk eşitlemek için kullanabileceğiniz bir fondöten. Ama gerçekten böyle ciltte ağırlık yapmayan, sabitlenen
çok hoşuma giden bir fondöten oldu. Gördüğünüz gibi ciltteki bütün böyle renk eşitsizliklerini, tonlamaları eşitleyen ama çok ağır kapatıcılığı olmayan ve ciltte de kesinlikle çok ağır durmayan bir fondöten bu. Dediğim gibi çok profesyonel makyaj istemiyorsanız ya da günlük hayatınızda çok kapatıcı bir fondötene ihtiyacınız yoksa kesinlikle şans verebileceğiniz bir fondöten. Gün içinde dağılma yapmamıştı ben diğer kullandığımda ama çok uzun süreli kullanmadım, onu söyleyebilirim. Şimdi benim için en önemli kısımlardan bir tanesine geldik, kapatıcı. İşte burada fiyat farkı oluşacak biraz. Beolis'in kapatıcısı da var. Revolution kapatıcısı da var. Beolis'in kapatıcısını diğer videoda birlikte denemiştik. Revolution'ı ise biliyorsunuz her videomda söylüyorum neredeyse ya da hikayelerimde hep bahsediyorum size. Yani bir tane kapatıcım olma hakkı olsa hangisi olurdu? Nars'lar falan filan da var. Okey ama ben yine bunu tercih ederdim. Çünkü bununla aşk yaşıyorum resmen. Gerçekten böyle ağırlığı olmayan, göz altlarına da olmayan ve beni gün içinde çok rahat idare eden bir kapatıcı. Bunun fiyatı indirimde 30 lira. Closet'in fiyatı ise 14,5 lira. Ama dediğim gibi makyaj yapan şey bence kapatıcıdır. O yüzden buna birazcık bence şans verebilirsiniz. Bu arada diğer Beolis'in kapatıcısını tek marka makyajda incelemiştik. Onun linkini buraya bırakırım. O kapatıcıyı da inceleme şansınız olabilir oradan. Yani onu gösterdiğini, onu kullanmadığın gibi düşünmeyin. Onu daha önce denemiştim. O yüzden göstermiyorum. Hemen pudraya geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki göz altlarım çok çabuk çizgileniyor. Size şu pudrasından bahsedeceğim Beolis'in. Bu Finish It isimli pudrası. Bunun eski formülü şöyle, ten rengi transparandı. Bu da gül yağı içeren matlaştırıcı transparan pudra diye geçiyor. İçi gerçekten inanılmaz güzel. Gül kokuyor. Gül kokusunu sevmiyorsanız bunu sevmeyeceksinizdir. Bunun fiyatı 11,5 lira indirimde. Ama gerçekten böyle, bu arada iddiası şu, nemlendirici ve yatıştırıcı etkili diyor. Bence gerçekten nemlendirici etkisi var ve gerçekten böyle mat mat yapmıyor ama çok güzel de sabitliyor. Şimdi bundan birazcık alıyorum. Yalnız biraz tozutuyor yani tabii ki. Ve bunu göz altlarıma uyguluyorum. Normalde pudra kullanmayı çok sevmem ama yazın şöyle T bölgesine, özellikle T bölgesine bolca uyguluyorum çünkü terlediğimiz için ve cildimiz yağlandığı için o parlamaların, işte fondöten kaymalarının önüne geçiyor. Ama gerçekten bir pudra ihtiyacınız varsa ve transparan pudra ihtiyacınız varsa, yani ben genelde renkli pudra pek kullanmıyorum. Eğer böyle bir pudra ihtiyacınız varsa kesinlikle şans vermeniz gereken bir ürün. Bu da güzeldi. Bu arada bunu da kullandım bir süre. Ama bence bu formül çok daha iyi. Bu yeni galiba, yeni çıkmış ve gerçekten çok daha iyi. Ve yüz için mükemmel bir öneriyle geldim size. Bu. Beolis'in Must Have It paletleri. Bunların bir sürü çeşidi var. Contour paletleri var, işte allık paletleri var, highlighter paletleri var. Ve bunların fiyatı 8 lira arkadaşlar. 8. Şaka değil, 3 renk. Ben ilk başta biraz böyle şey oldum. Ya hani en kötü ne olur, seyahat boyu gibi kullanırım falan diye aldım. Ve fakat gerçekten çok iyi bir ürün çıktı. Kontür rengi bu arada, yani kontür diyor ama bronzer bence bu. Biraz turunculuk içeriyor. Çok soğuk altlı tonlu değil. Ama kontür yapmaya uygun bir renk. Bu paleti alın böyle seyahate, şuna buna, çantanıza atın çıkın. O kadar güzel. Şimdi hemen gösteriyorum size kontür rengini. Yani dediğim gibi çok bir böyle kontür rengi beklemeyin. Böyle biraz bronzer etkili, yanma etkili bir pudra bu. Bir de tabii ki çok kolay dağılan bir ürün değil. Gördüğünüz gibi biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ama 8 liraya böyle bir ürün nerede bulabilirsiniz? Bir de bu arada benim dağıtma problemim şöyle de oluyor. Ben kontür çizgisi yaratmak istediğim için düz bir fırçayla oturtup sonra dağıtmaya çalışıyorum. Siz direkt böyle bir fırçayla dağıtarak uygularsanız bu kadar yoğun da gelmez. Bu kadar dağıtması zor da olmaz. Bu tamamen benimle alakalı bir problem. Bakın mesela. Şimdi buradan alalım. Böyle direkt dağıtmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi çok daha homojen bir şekilde dağılıyor. Ben o kontür çizgisini yaratmaya çalıştığım için böyle bir problem oluyor. Bu arada yani cildim inanılmaz pürüzsüz gözüküyor. Yani aynada falan kontrol ediyorum arada. Gerçekten bayağı iyi ürünler. Ya ben bu fiyata bu kadar uygun, hani güzel içerikli ürünler bulunabileceğini düşünmüyordum. Şimdi geldim allığına. Allığın içinde çok küçük sarı altın yansımalar var. Ve
Böyle çok hoş duruyor. Yazın özellikle çok güzel kullanılabilecek bir allık bence. Rengi de tam böyle yaza uygun. Biraz koyu ama yaza yine de çok uygun. Highlighter'da altın bronz yansımalı. Tam böyle yazın bronzlaştıktan sonra kullanmalı. Yani ben bolca kullanıyorum ama siz böyle daha az az uygularsanız çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Ben şu an kamerada güzel çıkması açısından bolca kullanıyorum ve yani normalde de allık konusunda elimi çok korkak alıştırmıyorum. Ama yani şu highlighter'a falan bakar mısınız? Ve bu highlighter 8 lira. Ya yani bu highlighter değil, bu set 8 lira. Bence gerçekten çok yani şaşırılası bir ürün. Bunu kesinlikle bakın ve şans verin. Geldim asıl bomba kısmına. Dararam, taram. Şöyle bir paletten bahsedeceğim size. Bu da koleksiyon ürünü ama şu an mağazalarda ve galiba internette hala var. Bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama bir yerlerde karşınıza çıkar. Ya da Beolis'in böyle koleksiyon ürünleri hep var. Bu ürün şu an indirimde 27 lira. Galiba normal fiyatı 54 lira. Ve güzelliğine bakar mısınız? Bu arada Beolis'in dediğim gibi bir önceki videoda başka üçlü bir far paletini denemiştim. O da beni çok şaşırtmıştı. Bakalım bu nasıl? Yani elimle aldığımda gayet güzeldi. Şu yeşili falan da denedim. Çok hoşuma gitmişti. Bakalım diğer renkler nasıl? Ten rengiyle başlıyorum. Biraz tozutuyor. Şurada da görebileceğiniz üzere. Hatta birazdan bir tık daha fazla tozutuyor gibi. Görünecek mi? Evet. Şurada görüyorsunuzdur. Sadece bir dokunmayla bayağı bir hunharca dağıldı orası. Ama renk eşitleme açısından ve şu anki gözümün üstündeki hissiyat gayet güzel. Bu da böyle pembemsi kahvemsi, pembe kahve bir renk var. Onu alıyorum, şuralara sürüyorum. Renk tonu bayağı iyi. Şöyle. Bayağı güzel görünüyor. Bu ürünün bir de allığı var tam ortasında. Yani buranın da allığını çok rahat kullanabilirsiniz. Bunu far olarak da kullanabilirsiniz. Geçen hikayelerde bahsettiğim taktiği uygulayacağım size. Buradaki yeşil, pardon, yeşili değil. Ne yaptın Nida? Buradaki koyu kahveyi alıyorum. En koyu kahveyi. Ve şöyle bir kartla, ne olduğu önemli değil. Şu an benimki de biraz kirlenmiş hatta. Bir kartla şöyle gözümün tam bitiş çizgisine koyuyorum. Farla bir eyeliner çekeceğim. Ama bunu konuşarak yapamam. Göstereceğim. Evet, bu şekilde. Sonra bunu böyle yukarı doğru çekip bir karıştırma fırçasıyla üste doğru dağıtıyorum. O çizgiyi kaybetmeden. Şeklini veriyorum. Şeklimi verdikten sonra bunu tekrar koyuyorum ve çizgimi daha netleştiriyorum. Yine dağıtıyorum. Son olarak şöyle bir kulak çubuğu alıyorum. Bunu azıcık burayı tiksindirici bulabilirsiniz. Siz makyaj temizleyici de kullanabilirsiniz. Bunu istediğim kadar çekip üstünü de düzeltip evet, üstünü de düzeltip şöyle bir hale getiriyorum. Sonra fondötenimden alıyorum elime bir parça. Çok değil, minnacık. Şöyle düz bir fırçayla ters tarafa aldık. Bunun altını şöyle bir temizliyorum. Şimdi yapacağım şey ise şu. Buna farklı olarak. İsterseniz siz bu noktada durabilirsiniz. Ama ben buradaki yeşili kullanmak istiyorum. Şu rengi. Çünkü çok güzel duruyor. Bu yeşili ister parmağınızla, ister böyle yassı bir fırçayla. Hatta şöyle kalem fırça kullanayım ben. Evet. Şöyle bir kalem fırçayla. Bu yeşili alıyorum. Ve tam şu göz kapağımın üstüne sürüyorum. Ama böyle çok dağıtmadan. Şimdi göstereceğim. Yeşil bu arada efsane güzel. Şu renge bakar mısınız? Ve böyle çok hafif yukarı doğru şuralara gelmeyecek şekilde bunu dağıtarak uyguluyorum.
Çok hoşuma gitti. Şimdi diğer gözümle yapıp geliyorum. Diğer gözümü yaptım, geldim. Bu aralar makyaj yaparken elim hep bu tarza gidiyor. Buraları gölgeli, şuraları böyle şeyli gibi, eyelinerli gibi falan. Bu taraf biraz yamuk oldu kamera karşısında olduğumdan ama olsun. Şunu söyleyeyim. Ürünlerden böyle mükemmel bir kalıcılık beklemeyin. Bunlar gün içinde uçuyorlar. Ama renk açısından ve pigment açısından çok güzeller. Ama dediğim gibi gün içinde mükemmel kalıcılık beklemeyin bu ürünlerden. Biraz uçuyorlar. Ama palette hangi rengi görüyorsanız onu gözünüze uygulayabiliyorsunuz. Hatta bunu parmağımla uygulamadığım halde palettekinden çok daha güzel bir renk verdi. Maskara olarak bu Define It maskarayı kullanacağız. Maskaralarda biraz seçiciyimdir fakat bu maskara işte. Yani dediğim gibi maskara biraz sıkıntılı bir konu. Ama yine de günü kurtarır bir maskara. Bunun farklı bir sürü çeşidi var bu arada Beolis'in ve hayranları falan var. Onları böyle takip edip bakabilirsiniz. Bu Define It maskarası da 15 lira falandı. 15-15,5 lira falandı. Bu arada işte dedim ama yani hakkını yemişim. Ben unutmuşum bu maskarayı sanırım. İlk almadım acaba böyleydi. Hatırlayamadım. Şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi. Şu iki göz arasındaki farka bakın. Bence bayağı bayağı iyi. Durun hemen onu da sürüp geliyorum. Kirpiyi hallettik fakat şunu söylemeyi unuttum. Beolis'in Drag It Eyeliner var. Bu çok çok sevilen ve çok çok beğenilen bir eyeliner. Ben de çok severek kullanıyorum. Bu eyeliner 13,5 lira arkadaşlar. Bu eyeliner aşırı ucuz ve ucunun güzelliğine bakar mısınız? İncecik ve kesinlikle böyle çok net çizgiler çekebileceğiniz bir eyeliner. Şimdi şurada da göstereyim. Bakın. Tabii ben şu an şöyle. Yani nasıl kullanırsanız o şekilde ve inanılmaz böyle kalıcı, akmıyor, dağılmıyor, kuruyor hemen. Bakın. Saniyesinde kurudu ve dağılmıyor. Ve bence gerçekten çok uygun fiyatlı bir eyeliner. Ben bugün eyeliner kullanmayacağım. Genelde eyeliner kullanmıyorum günlük makyajımda. Ama eyeliner kullanmayı seviyorsanız kesinlikle buna bir şans verebilirsiniz. İnce çekmeyi seviyorsanız özellikle. Ucu çok uygun. Bugün kaşlarım için Pastel'in şu eyebrow mascarasını kullanacağım. Mascara. Ama nasıl okuyayım başka? Eyebrow maskarasını, kaş maskarasını kullanacağım. Evet, bence böyle daha mantıklı oldu. Bunun güzel yanı şu. Bu hem renk veriyor hem de kaşlarınızı sabitliyor. Bence, şimdi burada çıkardım. Benefit'in Gimme Brow'una benzer bir yapıda. Şöyle göstereyim. Ben de küçük boy bu arada. Kaş fırça yapıları da aynı. Renkleri de benzer. Bundaki rengim 4. Bundaki rengim ise dark brown'dı bir zamanlar. Şu an değil tabii. Ama yine bu idare ediyor. Biraz koyulaştırıyor ama idare ediyor. Kaşlarınız hem boşluklu hem de böyle dağınık duruyorsa bunu uygulayıp kalem kullanmadan iki etki birden yaratabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ben şu ara Jove'nin kaş şeyine takıldım ama sabununa, jölesine. Ama bu da gayet güzel iş görüyor. Boyuyor da dediğim gibi şekilde veriyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada bu maskaranın fiyatı da 16,75 imiş. Şimdi son olarak dudaklara geldik. Dudaklarda size bir dudak kalemi ve rujdan bahsedeceğim. Dudak kalemi olarak City Color markasının lip liner'ını kullanacağım. Bendeki First Kiss isimli rengi. Tabii bunun farklı renkleri de var. Ben bu rengini almışım. Normalde City Color'ın bu arada göz kalemlerini hiç beğenmedim. Ama dudak kalemi gerçekten başarılı. Ruj olarak da yine Beolis'in yeni serisi olan şu Kiss Me Bliss isimli rujunu kullanacağım. Liquid Matte Ruj. Bu 10 lira, 11 lira gibi bir fiyatı vardı. Bendeki 159 Pretty rengi. Bunu kullandım. Biraz yapış yapış bir hissi var ama rengi çok güzel. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Uzaklaşmadan önce sizi iyice yakına aldım ki cildimin durumunu görebilin diye. Gördüğünüz gibi cildimde asla böyle bir topaklanma, çizgilenme herhangi bir şey asla olmadı. Pudra da çok güzel. Bir saniye. Evet. Pudra da çok güzel. Aydınlatıcı çok güzel. Bronzer çok güzel. Bence kullandığım bütün ürünler çok güzeldi. Gözlerimle ilgili olarak yeşil çok güzel duruyor. Şu verdiğim yani sürdüğüm şuraya sürdüğüm kahverengi çok güzel. Kullanılan renkler çok güzel. Fakat
aşırı aşırı kahveler falan pigmentli değil ve biraz uçacak gibi duruyor. Onun dışında çok güzeller. Onu da çok beğendim. Ve son halimle karşınızdayım. Ben genel olarak kullandığım malzemeleri gerçekten beğendim. Şu devirde 150 liraya bence makyaj çantası yapmak çok zor. Dolayısıyla bu ürünlere kesinlikle bir şans verebilirsiniz. Özellikle Beolis'in farlarını ben çok beğeniyorum. İlk marka denememde de, yani Beolis markasıyla yaptığım tek marka makyaj videosunda da beni çok şaşırtmıştı. O zaman böyle küçük üçlü bir paletini kullanmıştım. Hatta buralarda olması lazım. Bakalım, evet burada. Şu paleti kullanmıştım. Yani palet değil de böyle küçük bir far üçlüsü diyelim. Trio vardı şu şekilde. O zaman da bunu kullandığımda aşırı beğenmiştim. Şu anki far paletini de çok beğendim. Yüz için olan 8 liraya bulabileceğiniz en iyi bence kontür paleti. Burnumun kontürüne falan bakar mısınız? Yani direkt böyle şey yapmışım gibi, kontür yapmışım gibi. Tonları çok güzel. Sadece ruju çok beğenmedim. Çünkü dudağı biraz yapıştırıyor ve kurutuyor. Ama yine de şöyle söyleyeyim. Bakalım. Yok, bayağı bir bulaşıyor. Hani böyle sabitlenen falan bir şey değil. Ama uygun fiyatlı, güzel renkte bir şey arıyorsanız kullanabileceğiniz bir ürün. Kaş ürünü kesinlikle önereceğim bir ürün. Beolis'in kapatıcısı yerine bence Revolution tercih edebilirsiniz. Çünkü kapatıcı önemli bir mevzu makyajda. Dolayısıyla Beolis'inkini hatırladığım kadarıyla aşırı kapatıcı olmayan doğal bitişli ve parlak bitişli bir kapatıcıydı. Ama kapatıcı çok kapatıcı değilse yani ben çok sevmiyorum. Yani o göz hatlarının böyle şey gibi, beton gibi, mermer gibi olması lazım bence. Dolayısıyla kapatıcı Revolution tercih ederim. Yani bir 10 lira fazladan verip 150 liraya yerine 160 liraya bir makyaj çantası da oluşturabilirsiniz. Yani burada küçük bir clickbait yaptım size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar gelmişsinizdir. Videonun burasına kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni çıkan videolardan ilk siz haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Hepinize kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.